Merhaba, ben Eric LaCroix. Pixar'da efek sanatçısıyım. Ben de Sarah Beth Eisinger. Ben de bir efek sanatçısıyım. Pixar'da efekt dediğinizde aklınıza hareket eden her şeyin yaratılma ve animasyon aşamaları gelir. Bu şey karakterler değildir. Filmlerimizdeki tüm doğal olaylar efek sanatçıları tarafından tasarlanır. Mesela toz. Duman. Ateş. Patlamalar. Hayır. Efekt olarak suyu da birçok formda tasarlayabiliriz. Bilgisayarda inanılır bir su tasarlamak heyecan verici olduğu kadar zor bir iştir. Bunun sebebi suyun birçok formu olmasıdır. İçinde yüzebileceğiniz durağan bir su ya da önünde durmak istemeyeceğiniz bir sel. Tasarladığımız su formu, anlatmak istediğimiz hikayeyle alakalıdır. Ve karakterle olan etkileşim ya da karakterlere olan yakınlığı sebebiyle suya farklı şekillerde yaklaşmamız gerekir. Bilgisayarda su tasarlarken parçacık adını verdiğimiz bir araçtan faydalanırız. Tek bir parçacıkla başlayalım mı? Bu parçacığa rüzgar, yer çekimi gibi kuvvetler uygulayabiliriz ya da parçacığın diğer parçacıklar tarafından itilip çekilmesi söz konusu olabilir. Bu tek parçacığa bir sürü parçacık ekleyip aynı kuvvetleri onlar üzerinde uyguladığımızda da su elde etmiş oluruz. Aslına bakarsanız gerçek su da parçacıklardan yapılmıştır. Çünkü moleküller de aslında mikroskobik birer parçacıktır. Bizim kullandığımız parçacıklar moleküllerden çok daha büyük olmalarına rağmen aynı fizik prensiplerini kullanırız. Gerçek hayatta karşımıza çıkan fizik problemlerini matematik ve kod kullanarak simüle ediyoruz. Filmlerde gördüğünüz su sahnelerindeki milyarlarca parçacığı tek tek simüle etmek yüzyıllar sürebileceği için bilgisayardaki parçacıkları programlamak için var olan kuralları kullanıyoruz. Muhtemelen kendinize animasyon filmlerindeki suyu nasıl yaratabilirim diye soruyorsunuzdur. Harika bir soru Beth. Sıradaki videolar sayesinde parçacık ve simülasyon kullanarak su yaratmayı öğreneceksiniz. Yalnız eğlenirken kuru kalmaya çalışın.